Buyurun. Saatiniz. Vay be. Ne güzel bir şey bu 3 boyutlu baskı işi. Kolay gelin. Sağ ol abi. Hoş geldin. Ben et alacaktım da. Kasap yan tarafta dayı. Ulan ben gerçek et istemiyorum. 3 boyutlu et istiyorum. Ha, dekor amaçlı mı? Yok, yeme amaçlı. 3 boyutlu baskılar yenmiyor ki. Gel dayı gel. Kuzu mu istiyorsun, dana mı? Hangisi iyi olur? Vallahi emmi, kuzunun baskısı daha yumuşak oluyor. Kuzu eti bas öyleyse. Tamamdır emmi. Yağlı olsun ha. Biraz da yağ ekledim, bu iş tamamdır. Eşek eti basmıyorsun değil mi? Yok yok, kuzu eti. Buyur emmi. Buyur, kolay gelin. Güle güle. Ne oluyor ya? Ne olacak, adamın gerçek et almaya gücü yetmeyince 3 boyutlu et bastırıyor. Tadı benziyor mu bari ete? Tadı benziyor da içinde protein yok. Gerçi fakirin proteinle ne işi var? Karnı doysun yeter. O zaman bana da bir 3 boyutlu tavuk bas. Tavukla etin fiyatı aynı ha, haberin olsun. Bak orada bir hata yapıyorsun. Tavukla etin fiyatı aynı olur mu ya? Tavuğu biraz ucuz yap. Buyurun ne alırsınız? 2 tane 3 boyutlu kebap dürüm alalım. Tabii efendim. Baba niye normal dürüm yemiyoruz? Bizde normal dürüm yiyecek ağız yok. Usta iki adam mı? Masaya salatayla ezme de bas. Tamam usta. Kolay gelsin. Eyvallah sağ ol. Pide alacaktım ustaya. 3 boyutlu mu normal mi? 3 boyutlu ne kadar, gerçek ne kadar? Normal 10, 3 boyutlu 5. 3 boyutlu olsun o zaman. Evi yapacağımız arazi burası. Çok güzel. Nasıl bir ev düşünüyorsunuz? Fiyat uygun olsun yeterli. 3 boyutlu ev düşünür müsünüz? 3 boyutlu ev oluyor mu ya? Yeni başladı. Hem uygun hem de sağlam oluyor. Tamam 3 boyutlu olsun. Aklınızda bir tasarım var mı? Şöyle bir çatısı olsun. Şöyle bir penceresi olsun. Kapı şurada olsun. Böyle bir şey işte. Tamamdır. Ben hemen basıyorum. Tamamdır, eviniz hazır. Bu ne lan? Çizdiğiniz evin aynısı. Ulan ben sana bunu öylesine çizdim. Kapının yeri nere, pencerenin yeri nerede, belli olsun diye çizdim. He, ne bileyim abi, sen bunu çizince ben de aynısını istiyorsun sandım. Neyse, sağlık olsun. Ulan şuna bak lan, ilkokulda çizdiğim evin aynısı olmuş. Dayı bana 3 boyutlu bir sigara ver, fırında 3 boyutlu bir lahmacun yapacağım. Acelem var. Hemen basayım oğlum. Al baba hayran. Dayı kaçak 3 boyutlu yok mu? 3 boyutlunu buldun, bir de kaçakını mı arayacaksın? Bunu 3 boyutlu veresiye defterine yazarsın. Bu 3 boyutlu olay iyi oldu ha. Ne demezsin? Eskiden veresiye defterine yazıyorduk. Şimdi 3 boyutlu veresiye defterine yazıyık. Türkiye'de ilk kez 3 boyutlu yazıcıyla bir ev yapıldı. 3D yazıcıda üretilen bifteklerin gelecek yıl restoranlarda servis edileceği açıklandı.